Çağla'yla yeni bir günden herkese günaydın efendim. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuyu konuşarak başlayacağız. Son günlerde hepimizi çocuklarımızla ilgili büyük bir korku sardı. Dijital dünyanın karanlık yüzü bizleri çok endişelendirdi, endişelendirmeye de devam edecek gibi görünüyor. Dijital platformlarda ebeveynler çok tedirgin. Bunlarla ilgili hepimiz çok tedirginiz. Çocuklar ailelerinden gizli platformlara girip oyun oynayabiliyor ya da sohbet edebiliyorlar. Yaşanan son olaylarla birlikte tam bu platformların tehlikeleri nelerdir derken popüler uygulamalardan birisi kapandı ve gözler diğer platformlara çevrildi. Bilişim uzmanı Osman Demircan'la az sonra dijital dünyanın tehlikelerinden çocuklarımızı nasıl koruyacağımızı konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler, siz? Gayet iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Ama önce isterseniz sokağa çıktık biz ve sizlere sorduk. Çocuklarınızın tablet ve telefonlarını takip ediyor musunuz? Kısıtlamalar koyuyor musunuz? Bakalım nasıl cevaplar almışız. Merhabalar. Merhaba. Torununuzun telefonunu, tabletini karıştırıyor musunuz? Asla böyle bir şey yapmam çünkü onun kendi özeline girmiş olurum. Bu da ona saygısızlık olur. Ama ona gelebilecek tehlikeler açısından önceden onunla konuşarak, uyararak tedbirlerimi alıp ona göre hareket etmesini sağlarım. Bu da sonuçta çocuğa olan güvenimden kaynaklanır. Hangi sitelere girdiğini biliyor musunuz peki torununuz? Şimdi bakın girmemesi gereken sitelerin neden girmeyeceğini onun anlayabileceği bir dilde açıklaması yapılıyor. Ona bu güveni sağladığım için o da bana güveniyor ve asla böyle bir şey yapmayacağına inanıyorum. Belli sınırlarda evet. Aslında doğru bulmuyorum hani gizli kapaklı bir iş yapıldığı için ama onların güvenliği için hangi sitelerde dolaştığını, hangi oyunları oynadığını, neleri izlediğini takip etmemiz gerekiyor tabii ki. Karıştırıyorum zaman zaman, karıştırmaya çalışıyorum ama tabii şifreleri var, güvenlik şifreleri var. O yüzden çok fazla kurcalamamıza izin vermiyorlar. Yani mümkün olduğu kadar denetlemeye çalışıyoruz ama tabii ki. Peki konumlarınız açık mı birbirinizle, çocuklarınızın nerede olduğunu görebilirsiniz? Konum olarak değil ama hani çoğu zaman nerede olduklarını biliyorum. Yakın takipteyim çünkü. Hatta bunaltacak derecede bazen olabiliyoruz. Engeller koyuyor musunuz çocuklarınıza? Oraya gidemezsin, bunu yapamazsın, bu siteye giremezsin tabii. Gibi. Ne gibi tabii. Engeller koyuyorsunuz? Yani site olarak ekran önünde devamlı sözlü olarak engel koyuyorum ama tabii ne kadar yaptırımım var uyguladıklarına. Mesela birkaç uygulama var sosyal medyada. Onları mesela kesinlikle yasaklıyorum. Ama tabii ki var mı hesapları? Hani ne kadar kontrol edebiliyorum veya ne kadarına engel olabiliyorum? O biraz zor oluyor. Çünkü ergenlik dönemindeki çocuğum. Çocuğum yok. Yalnız ben ilk defa teyze oldum. Çocuğumdan öte diyebilirim. Karıştırma durumu olamaz. Çünkü benim masalımın annesi babası dünyaya geldiğinden bu yana 4 yaşında telefonu hayatta göstermedi. Anaokuluna gitti, eğitim aldı. Televizyon dahil iptaldir. Televizyon bazen ödül için yaş ortalamasına göre güzel çizgi filmler olduğu zaman ödül için televizyonu açar, ona özel seyreder. Telefon ve televizyon yasaktır. Hayır etmeyin. Neden etmiyoruz? Yani büyük ihtimal şifrelidir. Hiç kontrol etmedim. Hiç etmediniz ama. Yok, daha birkaç sefer denedim ama şifreli olduğu için edemiyorum doğal olarak. Hangi sitelere girdiklerini biliyor musunuz? Engeller koyuyor musunuz çocuklarınıza? Yok. Neden koymuyoruz? Ya kendi bildikleri gibi yapsınlar yani ya yapayım ki. Güveniyorsunuz yani. Güveniyorum evet. Şimdi isterseniz öncelikle sokaktaki cevapları birazcık yorumlayalım. Sondan da başa gidebiliriz. 4 yaşına kadar hiç telefon, televizyon izletilmedi, eline verilmedi. Ödül olarak verilmesi ve bunun daha cazip kılınması ile ilgili yorumunuzu rica edeceğim sizin. Aslında ne doğru ne yanlış. Yani o biraz ne izledikleriyle de ilgili bir şey. Önlerine ne veriliyor? Yani bütün dünyada herkes tarafından izlenen ve içerisi vahşetle dolu bir film ödül olarak bu çocuğun önüne konuyorsa burada ciddi bir problem var. Hı hı. Ama kendi eğleneceği bir içerik yaşına göre uygun bir içerik. Eğlenebileceği ve öğrenebileceği içerikler her zaman zaten herkes tarafından öneriliyor. Tabii. Yani bir ekran süresinin kısıtlı olması uzmanlar tarafından önerilen bir şey ama onun da kaliteli geçiyor olması çok kıymetli. O sürenin de kaliteli olması. Hem eğitici hem öğretici süresi belli olduğu sürece gerçekten çok da faydasını görebiliyoruz. Bunaltmak doğru mu? Yasaklar koymak doğru mu? Kimisi karıştıramam dedi, onun özelidir dedi. Kimisi de ben gizlice giriyorum ve karıştırıyorum dedi. Şimdi biz bu iki duygu arasında o kadar çok kalıyoruz ki ki kime göre doğru, kime göre yanlış aslında. Ne kadar dahil olmalıyız onların özel dedikleri, şifre koydukları hayatlarına, ya da belki şifre mi olmamalı, ya da onların kendi bir birey olduklarını, onların hayatına ve seçimlerine saygı duyduğumuzu göstereceğimiz yaşlar da önemli, öyle değil mi? Kesinlikle önemli. Burada ben kontrol etmiyorum demenin altında biraz da şu yatıyor. Ben nasıl kontrol edeceğimi bilmiyorum. Da olabilir. Hani, evet, biraz o noktalara gidebilen durumlar da var. Aileler ne yapmaları gerektiğini de bilmiyorlar. Ama ailelerin bilmeleri gereken bence iki temel konu var. Bir tanesi internet ortamında kötülüğün iyilikten daha hızlı yayıldığı. Ve son 5-6 yıla bakılırsa, hatta son 15 yılda aslında 5-6 yıldır daha bir yoğun yaşıyoruz bunu. Hani ailelerin bunu biliyor olmaları lazım. İkincisi de hani pedagoglar, psikologlar kızmasın, onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Çocuğun birey olduğunu kabul etmek de gerekiyor her şeyden önce. Yani evet, çocuk bu kötü ortamın içerisine girdiğinde kendini ispatlamaya çalışıyor. Ben de buradayım, ben de varım. Orada var olmaya çalışıyor. Ve bu var olma, bu işte geçtiğimiz günlerde yasaklanan platformda olduğu gibi oradaki, hı hı, var olma çabası çocuğu çok daha farklı ve üst noktalara çıkmak için aslında yapmaması gereken şeyleri yapmasına yönlendiren bir sistemin içerisinde buluyor kendini. Konu da bu böyle olduğunda da hani aileler kontrol etmeli mi, etmemeli mi, birey mi, değil mi? Bence etmeli. Gelen kötülükleri gördüğüm için, yani bu son yaşanan olaylarda, evet, suça karışan çocukların 18 yaşının altında oldukları, ki kötülüğü bu kadar kısa sürede nasıl öğrenebildikleri de ayrı bir soru işareti bence. Hı. Ve çocukları bu dünyanın içerisinde yapayalnız bırakmak çok daha yanlış. Bakın aileler şundan çok korkuyorlar. Ya biz de yeniyiz ya, bu kadar hızlı da içerisine dahil olamıyoruz. Gerçekten bununla ilgili kesinlikle ebeveynlerin de bir eğitimden geçmesi, nerelerde müdahil olacaklar, nerede geri basacaklar, gerçekten çocuklar orada başka bir dünyada kendi varoluşlarını, arkadaşlarını kanıtlamaya çalışırken biz sadece onları belki de izlemekle kaldığımız dönemler oluyor. Hayır, biz de aslında bu konuda yapabileceklerimiz çok fazla şey var. Şimdi zaten az sonra onları da konuşacağız. Erişime engellenen bu dijitaldeki platformla ilgili fikirlerinizi de merak ediyorum. Burada neler vardı ve neden engellendi? Bıçağın icadı gibi aslında. Hani bıçakla siz evde büyük ihtimalle bıçağı meyve kesmek için kullanıyorsunuz. Ama bir suçlu ya da katil ruhlu biri de birilerinin canını yakmak için kullanıyor. Yani bu platformda aslında oyun oynayan kişilerin, yani normal bir online bilgisayar oyunu oynayan kişilerin oyunları oynarken birbirleriyle iletişim halinde olabilmeleri için, yani birbirlerine seslerini ve görüntülerini iletebilmek için oluşturulmuş bir platform. 2015'li yıllarda hayata geçmiş bir platform. Çok iyi niyetle. Diğer platformlarda, evet, olduğu gibi. Çok iyi hatırlıyorum. En başından beri biliyorum. Evet. Ki pandemiyle birlikte zaten bayağı bir yükseliş de oldu. Tabii ki. Evlerde hani iletişim halinde olunabilmesi adına. Hoştu. Sonra? Sonrasında geldiği nokta şu oldu. Kapalı olması, sunucu mantığıyla çalışıyor olması. Yani herkesin, orada sunucu diyorlar. Aslında oda da diyebiliriz buna. Hani bir oda yaratıldığında o odaya sadece davetle girilebilmesi. Hmm. Bunun dışında hiç kimsenin içeri giremiyor olması. İllegal konuların arka tarafta daha böyle rahat bir şekilde yönetilebilmesi sağladı bu platformda. Hı hı. Ama bunu tekrarlıyorum. Bu platform için değil. Bu platform kapatıldı. Benzeri çok fazla platform var. Onu diyeceğim. Yani hepsine sıra gelecek mi peki sizce? Böyle. Ya yani biz mesela şu X kapatıldıysa bu da kapatılmalı o zaman. Çünkü burada da böyle bir şeyler dönüyor. Yani akran zorbalığından tutun tehdit, şantaja kadar, kredi kartı kopyalamadan çocukların kendine zarar vermelerini istemek kadar, bunu yapabilir misin göster bana'ya kadar ulaşmış vaziyette. Dolayısıyla bunları yapabilecekleri bir değil, birçok ortam var. Şimdi bu platformun kapatılması bir başlangıç mı, yoksa bir uyarı mı? Bir uyarı. Platforma bir uyarı. Geçmişte de yaşandı. Başka platformlar da kapatıldı. Ama platformlar kapatıldıktan sonra yani gelen yanıt önemli. Biz sizin hassasiyetlerinize dikkat ediyoruz ve ortada bir sorun olduğunu onlar da farkındalar. Bakın bizim çok böyle IT sektöründe sevdiğimiz bir söz vardır. Portu müdafaa yoktur, hostu müdafaa vardır. Yani yayın yapılan yerde engelleyebilirsiniz siz. Hı hı. Şimdi istediğiniz kadar kapatın, istediğiniz kadar yaptırımlar yapın, istediğiniz kadar siber polisleriniz bu odaların içerisinde, evet, bulunsun. Evet. Nereye kadar? Çünkü bunların sayıları 1-2 değil. Ama bu sunucuları yaratanlar, yani bu sosyal medya platformlarının yaratıcıları kendi içlerinde bunu fark edip kendi içlerinde daha devletlere, ailelere yansımadan bitirebilirler. Yani içeride illegal konuşmalar yapılıyor. Bakın bu platform ve bu benzer platformlarda olan şeyleri söyleyeyim ben. Aileler ne kadar endişelenmeleri gerektiğini anlasınlar. Evet, evet. Terör örgütü sempatizanlığı ve burada kendilerine üye toplama çabası, yasaklı madde satışı, silah satışı, bunların hepsi çok rahat bir şekilde yapılıyor içeride. Ve bu kontrol altına alınmalı mı, alınmamalı mı? Aileler çocuklarını dinlemeli mi, izlemeli mi, izlememeli mi? Yani belirli bir süreden sonra, okula başladıktan sonra bu çocuk kimlerle iletişim halindenin kontrolü de çok da fazla tutulmadığı için ve birey olarak da bu çocukların kendilerini ispatlamak için her türlü deliliği yapmaya da yaş itibariyle müsait oldukları için bence bunların yapılıyor olması gerekiyor. Kullandığımız oyuncaklar, bilgisayarlar, tabletler, telefonlar kısmi olarak buna imkan verse de yine bir üçüncü partiyle de bunu sağlama şansına sahip aileler. İçimiz şişiyor ama konuşmak zorundayız. Kapatıldığından itibaren çocuklarla ilgili şöyle bir şey söz konusu oluyor. Yani ben de bir anne olarak bunu söylemeyi daha da özelleştiriyoruz. Daha yasaklanan şey onlar için daha da cazip hale geliyor. Orası kapatıldı mı o zaman başka yerde buluşalım. Orası da kapatılırsa kendimize ait daha özel bir yer kuralım deyip o sohbetlerin içeriği de belki bu yasaklar ve kapatılmalar sonrasında birazcık daha değişebiliyor. Haberimiz tatsız ama bilmek ve yüzleşmek zorundayız. Oyundan etkilendi. 5 kişiye baltayla saldırdı. Eskişehir'de oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenen AK, daha önce temin ettiği maske ve çelik yeleğini giydikten sonra balta ve bıçakla sokağa çıkıp karşılaştığı kişilere saldırdı. Şüpheli görev yerine giden bir polis memuru tarafından yakalanırken saldırıda yaralanan 5 kişi hastanede tedaviye alındı. Şüpheli bu anlara, bence en acıklısı zaten bu, sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı. Yani biz o şey oyundan, yani simülasyon gibi oradan çıktığımızı düşünmüyoruz bence. O da bir devamı, hayatın kendisi gibi zannetmemiz zaten artık o noktada kafayı da sıyırmış oluyoruz bence. Çocuklarımız peki neden bu oyunlara bu kadar bağımlı oldu? Yani onları bu büyük tehlikelerden korumak için neler yapabiliriz? Az sonra Osman'la da birlikte konuşacağız ama uzman pedagog Elda Tatlı'yla yaptığımız önemli bir röportaj var. Lütfen bu röportajı hep birlikte izleyelim. Eskiden çocuklar mahallelerinde sokaktan eve girmez, saatlerce oyunlar oynar, acıkınca yağlı salçalı ekmek yer, su içmek için komşuya giderdi. Modern hayat maalesef çocukları hem sokaktan koparttı hem de güvenliklerini tehdit ediyor. Günümüzde çocuklar ve gençler artık saatlerini bilgisayar başında ve sosyal ağlarda geçiriyor. Hocam çocuklarımız neden teknoloji bağımlısı olur? Bence en önemli etken çocuklarımızın yalnız kalması. Özellikle büyük şehirlerde aileler işleriyle çok meşguller ve bu nedenle çocuklar anne babalarıyla kaliteli vakit geçiremiyorlar. Aynı zamanda sosyal psikolojik açıdan da bir baskı var çocukların üzerinde. Okulda arkadaşları teknolojiyle ilgili izledikleri filmleri, videoları ya da oyunları anlattıklarında çocuklar da bunlara yöneliyorlar. Ve bu nedenle de günümüzde maalesef bir teknoloji bağımlılığı söz konusu. 19 yaşındaki bir gencin yine kendisi gibi 19 yaşında olan iki genç kızı canice katletmesi üzerine gözler bu önemli konuya çevrildi. Dijital dünyada neler oluyor? Çocukları bilgisayar başında hangi büyük tehlikeler bekliyor? Çocukları bilgisayar başında bence pek çok tehlike bekliyor. Öncelikle daha önce de ifade ettiğim gibi çocuklarımız yalnızlaşıyorlar. Bilgisayar ortamında kendileri sanal bir dünya kuruyorlar ve gerçek hayattaki sosyal ilişkilerden uzaklaşıyorlar. Bununla birlikte dikkat eksikliği, çocuklarda yine gözlemlediğimiz bir durum, agresyon yani öfke kontrol problemi. Bununla birlikte aynı zamanda çocuklarımız sabırsızlaşıyorlar. Çünkü bilgisayar ortamındaki oyunlarda çocuk tek bir tuşa basıyor ve direkt sonucunu görebiliyor. Ve çocuğun beyin sistemindeki o ödül merkezi gereğinden fazla uyarılıyor. Ama gerçek hayatta böyle bir şey yok. Dolayısıyla çocuklar okulda öğrenme problemleri de yaşayabiliyorlar. Aynı zamanda çocuklar yaşlarına uygun olmayan görüntülere ve içeriklere maruz kaldıklarında, özellikle cinsel içerikli görüntüler, bu görüntülerden dolayı travmatize de olabiliyorlar. Peki bu büyük tehlikelerden çocuklarımızı nasıl koruyacağız? Ebeveynlerin çocuklarıyla kaliteli vakit geçirmesi gerekiyor. Çoğu çocuk bilgisayar başından kalktıktan sonra o var olan boşluğu neyle dolduracağını bilemiyor. İşte bu bağlamda ebeveynin rol model olması çok önemli. Nasıl kendini kaliteli bir şekilde meşgul edebilir? Neler yapabilir? Bu anlamda ebeveynin çocuğuna alternatif etkinlikler sunması gerekiyor. Hem evde olabilir hem de dışarıda olabilir. Bize de çok büyük görevler düşüyor burada, hatta çok büyük görevler düşüyor. Ben şimdi... hatta size bir konu önereyim mi? Bence bu konuyu işlerseniz bu hanımefendinin anlattığı birçok sorun çözülecek. Yetişkinlerdeki oyun bağımlılığı. Evet. Doğru. Hani yetişkinin bunu bir çözebiliyor olması gerekiyor. Evet, yani kalitesiz zamandan bahsediliyor. Bugün çok net bir kalitesiz bir zaman var. Doğru. Ve çok güzel söylediniz. Ebeveyn saatlerce o konsolun önünde saatlerce oyun oynuyor. Bu çocuk doğru. Bir şey rol model almak zorunda yani, evet. Büyüyor çünkü. Doğru. Şimdi çocuklarımızın özellikle en son hangi uygulamaları kullandığını, bilgisayarında ne yaptıklarını gösteren kısa bir yöntem var. Bu yöntemi Osman Bey'den dinlemek istiyoruz. Yani yapabilir miyiz, yapamaz mıyız bilmiyoruz ama en azından bilmek istiyoruz. Buyurun. Tamam. Şimdi arama kısmına, şimdi aslında bilgisayarlar çok karmaşık şeyler değil. Özellikle son kullanıcının önüne konulan bilgisayarlar, yani vatandaşların önündeki bilgisayarlar ve cep telefonlarında bir şey arıyorsanız aradığınız şeyi illa bir menülerde bulmak zorunda değilsiniz. Arama alanına onun adını yazıyor olmanız yeterli. Örneğin bu pratiklik. Yani bu tuş kombinasyonlarıyla ya da doğrudan arama kısmına olay görüntüleyici dendiğinde birçok işletim sisteminde olay görüntüleyicilerde hani o çocuk o gün içerisinde biraz çok karmaşık bu ekranlar bu arada. Bu karmaşık ekranlarda en azından biraz konuya hakimse ebeveyn çocuğun gün içerisinde neler yaptığıyla alakalı bir fikir sahibi olabiliyor. Onun dışında programların yüklü olduğu alanlar var yine işletim sistemlerinin içerisinde. Burada çocukların kurdukları, bilgisayarlarına kurdukları programların ne olup olmadığı da kontrol edebilir. Ve internet tarayıcılarının geçmişleri de kontrol altına alınabilir. Fakat burada şöyle bir risk var. Ama o geçmişler de silinebiliyor ya. Hepsi silinebiliyor. Zaten burada mücadele etmeye çalıştığımız şey çocuk. Bakın ben... Yani denetleme o zaman çok önemli değil mi? Kesinlikle. Yani çocuğu yalnız, uzun süre yalnız bırakmamak da çok önemli. 5 yaşında bir çocuğun, yazmayı bilmeyen bir çocuğun, Ninja Kaplumbağalar izlemek istediği için arama motorunun ses kısmına basıp o yarım yamalak konuşmasıyla Ninja Kaplumbağalar deyip yapay zeka onu düzeltip çıkan videoları izlediğine şahit oldum ben 5. Yani yaş 5. Şimdi mücadele ettiğimiz yaş grubu bizden aslında çok daha pratik ve tamamen teknolojinin içerisinde doğmuş bir yaş grubu. Yani burada ebeveynin çocuğunu bilgisayar, tablet ya da telefonda kontrol etmesi için en sağlıklı yöntem ebeveyn takip programlarını kullanıyor olmak. Çünkü evet, ebeveyn takip programlarının içerisinde aslında iki konu var. Birincisi ebeveyn takip programları ve bu programların içerisinde her türlü klavye hareketini de kayıt altına alabiliyor olması, kimlerle yazıştığını, kimlerle iletişim halinde olduğunu, hangi programlara çalıştırdığını, gün içerisinde o bilgisayarda ne kadar süre çalıştığını basit bir şekilde ebeveynin takip etmesini sağlıyor. Evet. Bunun dışında İnternet servis sağlayıcıdan internet hizmeti almak zorundasınız. Bu cep telefonu olabilir ya da evinizdeki kablosuz bağlantılar olabilir. İnternet servis sağlayıcılarının şöyle sunduğu bir hizmet var. Güvenli internet hizmeti. Ve bunu sadece basit bir telefon görüşmesiyle aktif hale getirebiliyorsunuz. Bu güvenli internet bağlantısında yasaklı siteler zaten açılmıyor ama çocuğun gelişimine zararlı olma potansiyeli olan diğer siteler de açılmıyor. Yani çocuğun onu çalıştırabiliyor olması için daha üst seviye bir teknik bilgiye ihtiyacı var. Ve o teknik bilgiye sahip olmadığı için yani aileler biraz daha internet ortamında çocuklarını rahat bırakabiliyorlar. Biliyorlar. Herkese açık Wi-Fi ağlarına bağlanmak tehlikeli midir? Muhteşem bir soru bu. Kesinlikle tehlikelidir. Özellikle çocuklar için yine. Çünkü aileler daha küçük gigabaytlara sahip paketler verdikleri için çocuklarına bu paketleri çocuk da çok hızlı bir şekilde tüketiyor. Tabii, ücretsiz Wi-Fi'ler onlar için kablosuz ağlar böyle çok ciddi bir nimete dönüşüyor. Tabii. Bakın orada şöyle bir dert var. Kimin kablosuzlarına bağlandığınızı bilmiyorsunuz. Benim de var evimde bir tane bizim de kurumsal ve profesyonel olarak yaptığımız testlerde kullandığımız şu boyutlarda bir küçücük cep telefonu boyutunda bir cihazdır. Bu yayını etrafta her yere yapabiliyorsunuz ve siz benim ücretsiz ağıma bağlandığınızda sizin tüm trafiğiniz akmaya başlıyor. Tamam, şifreli birçoğu kabul ediyorum. Bunda bir sıkıntı yok ama siz arama motoruna girdiğinizde ya da herhangi bir bankacılık sitesine girdiğinizde doğrudan benim size gösterdiğim ekrana bağlanabilirsiniz. Evet, tabii. Yani gerçek siteye değil de, çünkü benim sistemim direkt üzerinden çıktığınızda ben de doğrudan sizin kişisel verilerinize ve banka bilgilerinize, şifrelerinize erişebilirim. Daha felaketi, çocukları da ilgilendiren kısmı, bu cihazlara bağlanıldığında, yani sahte Wi-Fi ağlarına bağlanıldığında bu iki taraflıdır. Hani ben kendi telefonumdan Wi-Fi'ye bir sinyal gönderiyorum, Wi-Fi de bana gönderiyor. Yani bir giriş çıkış var. Yani eğer cep telefonunda da gerekli zafiyetler mevcutsa, yani güncelleme almayan, artık güncelleme almayan ya da güncellemeleri yapılmayan bir telefonsa, o telefonun içerisine zararlı yazılım yüklenerek kötü niyetli kişilerle cep telefonları arasında bir tünel oluşturulup bu tünelin içerisinden başta kişisel veriler ve bankacılık uygulamaları olmak üzere her şeye erişim sağlanabilir. Notlar çok kritiktir burada. Eminim bizi izleyen herkes bunu yapıyor. Şifrelerimizi de notlara yazarız. Tüm özel şeyleri notlara yazarız. Kaldır. Genellikle ilk bakılan yerde zaten notlar oluyor. Şifre bilgilerini almak için. Zaten aramalara şifre yazdım, zaten direkt çıkıyor. Kontrol, son zamanlarda bu internet kısıtlamalarının olduğu yerlerde bir VPN söz konusu oldu ya. Yani VPN kullanımı internet güvenliğiyle ilgili güvenliğini nasıl etkiliyor diye sorayım. Çünkü bu da çok konuşuldu ya, bağlanmayın, şöyle oluyor, böyle oluyor, o sosyal medya hesabının kapatılmasıyla birlikte. Normalde de giremeyecekleri yerlere girebiliyorlar o zaman. Evet. Aslında müthiş bir özgürlük var. Yani çok, onlar bizim düşündüğümüzden çok daha fazla şey bildiklerinde ve bu bilgileri kendi içlerinde yaydıklarını da düşünürsek bizim işimiz de daha zor sanki. Evet, daha zor ama o özgürlük bayağı, yani o tünelin ucu çok kötü bir yere çıkıyor, öyle söyleyeyim size. Şimdi çocuklar genellikle bu tarz kısıtlamalar olduğunda, ki herkes tarafından oynanan bir oyun da kısıtlandı. Yine bir sosyal medya platformu kısıtlandığında bütün yetişkinler de bu programları, VPN programlarını indirdi. Ücretsizse ücretsizsiniz. Şimdi böyle bir gerçek var ve genellikle ücretsiz programlar indirildi. Az önce size bu sahte korsanların yarattığı Wi-Fi'lerle ilgili ne önerdiysem ve tehlikeler neyse VPN'de de aynı tehlikeler var. Çünkü VPN şöyle çalışıyor. Burası internet ortamı. Evet. İnternet ortamında şurada bir sunucu var. Bu sunucu atıyorum İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da ve ben buradayım. Ben o uygulamayı kullanarak bir tünel açıyorum o sunucuyla ve oraya doğru gidiyorum. Ve o tünelin içerisinden haberleşmeye başladığım için bana her şey özgür. Ama aynı şekilde tüm bağlantılarım o tünelin ucunda manipüle edilebilir. Tüm internet trafiğim analiz ediliyor olabilir. Sonra da şey deniyor, bana uygun reklamlar çıkıyor. Karşıma. Aa, bu beni mi dinliyor bu? Dinliyor. Hayır, yani net bir dinleme yok ama maalesef işte internette bu bizim giriş çıkışlara çok özen göstermememiz bizimle alakalı o kadar ciddi fikirler veriyor ki insanlara, sonrasında da o bile o kadar önemli. Son olarak yapay zekanın dolandırıcılık için nasıl kullanıldığını gözler önüne seren, daha önce de paylaştığımız ama bugün özellikle paylaşmamız gereken ve hepimizin dikkatini çekecek bir video geliyor. Bendeniz, buyurun, ve Canan Hocam. Ekim olarak konuşmak istiyorum. Bir kere zayıflamak isteyenler buraya, yani zayıflamak istiyorsan şurubu var. Güvenle, benim önerimle kullanabilirsiniz. Bakın, ben yıllarımı verdim. Düzenli kullanırsan bir ayda 10 kilo vereceksin. Hipertansiyonun ana nedeni kan damarlarının tıkanmasıdır. Onları temizlerseniz birçok hastalıktan sonsuza kadar kurtulursunuz. Kan damarlarında biriken kolesterol hipertansiyona, miyokard enfarktüsüne ve felce neden olur. Eğer kan damarlarını temizlemezseniz tedavisi mümkün olmayan hastalıklara yol açacaktır. Ve onları temizlemek, hipertansiyon da dahil olmak üzere, hastalıkların kendisini ortadan kaldırır. Yani bu böyle bakıldığında evet, belki de tabii ki de ben yani anlardım diyebilirsiniz. Ancak bu hızlı geçişler arasında sadece sesini duyduğumuzda ve bir iş yaparken dinlediğimizde gerçekten yenik düşmek mümkün. Konu çok uzun, konu çok detaylı, konu aynı zamanda çok tehlikeli ve bununla ilgili bilinçlenmemiz gereken çok fazla sorumuz var ama bugünlük sevgili Osman Demircan'a, bilişim uzmanı sevgili Osman Demircan'a çok teşekkür ediyorum ve en kısa zamanda tekrar ağırlamayı umut ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz ve Profesör Doktor Yusuf Kalko hocamızı davet edelim. Buyurun. Neden dünyada her yıl 15 milyon kişi inme geçiriyor? Damar sertliği hangi tehlikeli sonuçlara neden oluyor? Maaş kaygısı kalbi nasıl yoruyor? Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Yusuf Kalko canlı yayında anlatıyor. Profesör Doktor Yusuf Kalko Ekibimizle birlikte Darülaceze'yi ziyaret etti. Darülaceze sakinlerinin kalp ve damar sağlığını kontrol etti. İç ısıtan bu görüntüleri sakın kaçırmayın. Az sonra Çağla'yla yeni bir günde. Evet, Profesör Doktor Yusuf Kalko hocamız bizlerle beraber. Nasılsınız? Teşekkür ederim Çağla'cığım. Sen nasılsın? Hocam ben iyiyim. Sizi zayıflamış gördüm. İdeal kiloya az kaldı. Yani İyi gidiyor. Her şey yolunda. Bir ayakta görebilir miyiz sizi? Tabii ki. Sanki ben böyle bir iyice bir... Yani ben hocamı sıklıkla görüyorum. Ben yani pek anlamam ama bayağı bir sizi zayıflamış gördüm. 54 bedenden 48 bedene düştüm. Bakın. İşte. 15 kilo verdim. Tabii bunun için herhangi bir iğne yapmadım. Herhangi bir ilaç almadım. Herhangi bir abuk subuk bir diyete gitmedim. Oruç diyeti asla yapmadım. Yaptığım şey çok basit. Yaptığınız bu basit şeyi az sonra konuşalım. Tamam, biraz sonra konuşalım. Sizi biraz dinlendireceğim. Tamam. Yemin ediyorum koro gibisiniz ya. Canım ya. Böyle bir şey olamaz. Teşekkür ederiz. Bursa Doğancı Köyü'nden misafirlerimiz var. Evet. Bir hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Çok harikasınız. Sizi görünce çok iyi olduk. Gerçekten. Ben sizi çok seviyorum. Ay çok teşekkür ederim. Herkes adına söylüyorum. Çok sağ olun. Gerçekten çok istiyordum böyle bir programa katılmayı. Çok mutluyum şu anda. Aman ne güzel. Gerçekten. Biz de sizi ağırladığımız için çok mutluyuz. Teşekkür ederiz. Soy isimli saymayacağım, 10 dakika sürer. Fatma, Hacer, Meral, Fatma, Elif, Berrin, Habibe, Ayşe, Emine, Fehmiye, Azize ablalarımız. Evet. Kardeşlerimiz, kadınlarımız, yani yaşlarınızı bilmediğim için. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Sizin en sevdiğiniz şeyler. Bak gerçekten ya, yani ama ben bana yaban mersini getirmişsin sen. Evet. Ben reçelini pek şey yapmam ama yani yine de yaban mersine bayılırım. Diyet yapmak isteyenler için şekersiz yapacağız. Şekersiz de aynı zamanda reçel yapılır. Bu şekersiz. Anacuğum. Hangisi? O şekersiz. Evet, bu da şekersiz. Bak, yaban mersini şekersiz reçelimiz. Tadına bakmak için getirdik. Evet. Getirmişler. Burada da yapabiliriz. Mutfağımızda ne yapıyoruz? Börek mantısı. Evet. Ne demek ya? Hem ya börek ye, ya mantı ye. Hem börek hem mantı. Börek mantısı ne demek ya? Ne demek? Hafif. Bizim kuru fıkadan. Hafif bence. Evet. Fatma ablacığım anlat. Bursa. Osman Gazi Doğancı Köyü'nden geliyoruz hepimiz. Hoş geldiniz. Biz bugün burada börek mantısını yapacağız. Kuru fıkadan bu börek mantımız. Tamam. Yayında yapacaksınız değil mi? Ünzül Hanım onu yapacak. Ayşe Hanım da yaban mersini şekersiz olaraktan sağlıklı bir reçel yapacak. Evet. Diğer hanımlarımız? Diğer hanımlarımız da Doğancı Köyü'nde kuskus yapacağız. Çalışan arkadaşlarımız kuskus hazırlayacaklar değil mi? Kuskus videomuzda canlı biz yufka açacağız. Yufka da açılacak. Evet. O zaman sizi ben yerlerinizi alırken kısa bir ara vereyim. Aradan sonra aynen bu şekilde kaldığımız yerden devam edelim. Buyurun. Çağla'yla yeni bir günde bugün Darülaceze huzurevindeyiz. Yanımızda Profesör Doktor Yusuf Kalko var. Hocamız bugün bizlerle geldi. Peki hocam bugün ne yapacağız huzurevinde? Önce şunu söyleyeyim. Bizim medeniyetimizde yaşlılar evimizin bereketi, dua kapısı ve rahmet kaynağıdırlar. Farkındalık yaratalım, insanları bilgilendirelim. Hem de ne olur? İnsanlardan biraz öğütler alalım. Yaşlı insanlar bize ne gibi öğütler verecekler? Felç geçirdiyse niye geçirdi? Acaba neyi yapmamalıydı? Onlara bunları hep soracağız. Merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah'a şükür çok iyiyim. İsim Aykan Bey değil mi? Tanıştık biraz önce. Ben üzüldüm biraz. Gerçi 6 tane yabancı dil biliyor musunuz? 10 tane. 10 tane, ay pardon. Sol tarafta sanki biraz güçsüzlük var gibi. O anne babadan kalma. Ne oldu? Yüksek tansiyon. Yüksek tansiyon. Damar patladı, kanadı. Patlayan yerdeydi, baskı yaptığı yer. Peki. Blok etti biraz. Peki yüksek tansiyon hastası olduğunu biliyor muydun? Biliyorum. Peki hiç ilaç alıyor muydun? Tansiyon ilacı alıyordum. Düzenli alıyor muydun? Alıyorum. Peki niye bu kadar yükseldi de oldu? Güney Amerika'daydım. Kolombiya'da eşimle kavga ederken sinirlenince patladım. Buradan bir uyarıda bulunalım. Tansiyon sinsi bir katil. 3 tane önemli komplikasyonu var. Birinci komplikasyon inme. Aykan Bey'de olduğu gibi kanama sonrası maalesef inme. Ya da bir pıhtının beyne atması. İkincisi yüksek tansiyona bağlı aort damarının yırtılması, rahmetli Oya Aydoğan'da olduğu gibi. Ne kadar erken ulaşsanız da ölüm riski yüksek. Üçüncüsü de kalp krizi geçirebilirsiniz. Yüksek tansiyon hastaları çok dikkat etmeliler. İşte stresten uzak durmalılar. İlaçlarını harfiyen saati saatine almalılar. Diyet yapıp spor yapmalılar. İsim neydi? Selver Coşkun. Ay canım benim. Canım. Herhangi bir hastalığın var mı anneciğim? Benim hastanım bayılıyordum. Doktora gittim, bana hap verdiler. Şimdi geçmiş, yani buradan çalışıyorum. Anne, bir boynunu dinleyebilir miyim? İzin verir misin? Şah damarını bir dinlemek istiyorum. Şimdi ne dedi? Ben bayılıyorum dedi. İşte o yüzden ilaç aldım, tedavi oldum dedi. Aslında bu bayılmalar birkaç sebepten olabilir. Sara atakları olabilir ya da bak yaştan diyor. Halbuki yaştan değil, geçici iskemik atak, depremin habercisi olabilir. Şah damarında üfürüm var. Ben hep anlatıyorum ya, damarda bir plak var, kan oraya her çarptığında vuf, vuf diye ben duyarım ve duydum. Annemize bir şah damarı ultrasonu önereceğiz. Mutlaka yaptırmasında fayda var. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. İsim neydi efendim? Sevgi Adanlı. Kaç yaşındayız? 74. 74. 1968 Türkiye güzeli dediler sizin için. Öyle. Ay maşallah. Ay canım benim. Ay canım. Teşekkür ediyoruz. Ne demek? Bir sürü filmle oldu. Kitabım var. Ne güzel. 4 tane ödülüm var. Ne güzel. Alzheimer hastasıyım. Annemden bir hastalığım var. Alzheimer başladı. Evet, Parkinson hastalığım var. Herhalde öyle mi oluyor? Bilmiyorum. Evet, evet, evet. Canım benim. Burayı seviyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Ne hoş geldin. Hoş öpüyoruz. Yeter mi? Senin duan yeter. Canım benim. Canım benim. Canım benim. Canım benim. Allah razı olsun. Merhabalar. Merhaba. İsim? Mihriban Hasan Usta. Kaç yaşındayız? 71. Maşallah. Biraz önce hafif bir şeyler anlattınız bana. 20 yıl önce bir inme atağı geçirdim. Evet. Konuşamadım. Evet, sağ tarafım tutmadı. Evet. Bu arada bacağımda stent var. Sıkıntılarım var. 9 ay yatalak kaldınız. Yatak. Evet. Ay canım benim. Evet. Bakın, özellikle yaşlı insanlarda şunu atlıyoruz. Birden gözüne perde iner. Ya kataraktım azdı zanneder. Kataraktına bağlar. Başı döner. Tansiyonum düştü, bana hemen bir tuzlu ayran getirin der. O baş dönmesi ve denge kaybını önemsemezler. Aslında bunlar inmenin, yani gelen depremin habercileri. Kolunda birden uyuşma olur. Ya sağ tarafıma yattım, herhalde sağ tarafım ondan uyuşmadı. 30 saniye, 1 dakika, 2 dakika dili dolanır, konuşmaya çalışır ama konuşamaz. İşte aslında bunlar hep inme atakları. Merhabalar. Merhaba efendim. İsim nedir efendim? Suzan Tosun. Ay canım benim. Yaş kaç? 72. Aa pardon, 92. Aslında şaka yaptı. Şu anda buradaki Dostlar Meclisi'nin en yaşlısı ama maşallah 70 gibi görünüyor hakikaten. Herhangi bir rahatsızlığınız var mı? Rahatsızlığınız var mı? Hiç. Hiç yok. Peki gençlere ne önerirsin? Kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar, spor yapsınlar. Beslenme? Neyle beslendin bu yaşa kadar anne? Normal yani. Özel olarak bir şey yok. Merhabalar. Merhaba, sağ olasın. Hoş geldin. İhsan Gök. İhsan Bey, yaş kaç? 65. Ben biraz önce sordum. Niye bir arabayla geziyorsun dedim. Hocam ayağım yok dedi. Bu çok tabii üzdü beni. Sebep? Şeker hastalığı. Peki genç insanlara ya da yaşıtın olan insanlara, özellikle şeker hastası olanlara ne öneriyorsun? Bak, bir yarayla ayağımı kaybettim, evet, ama tavsiyem şu, şekerden uzak dursunlar. Kesinlikle şekerden uzak dursunlar. Ben uzak durmadım, bu hala düştüm. Şeker hastaları, bakın burada kötü bir örnek var ama çok şükür hayata dört elle sarılmış. Ne yapmak lazım? Diyabetik ayaklarınızı her gün kontrol edin. Şekerinizi lütfen düşürün. Karbonhidrattan uzak durun. Buğdaylı şeyler yemeyin. Şekerli şeyler yemeyin. Darülaceze yönetimine bize kapılarını açtığı için çok çok teşekkür ediyoruz. Benimle ilgili söylediklerinizi editör arkadaşım, eğer şu anda bizleri izliyorsanız, hepsini bana iletti. Ben de karşılığında en kısa zamanda yanınızda olma sözü veriyorum. Kameralar olur olmaz ama ben orada olacağımı biliyorum. Bu görüntülere kalbimizi bıraktık. Hocamıza bir teşekkür etmek istiyorum huzurunuzda. Çok çok teşekkür ediyorum hocam. Şeyi konuşmadan önce, bu inme meselesinin öneminden bahsetmeden önce, hafife alınan şeker hastalığının öneminden, yani artık bacağını kaybetmeye gittiğini hep söylüyor hocamız ama bu sefer görmek belki bizi çok daha fazla etkileyebilir. Dediniz ya hani nasıl besleniyorsun diye, hocamız da reklamlardan önce hatırlayacaksınız, şu kadar kilo verdim ve şöyle verdim diye anlatmasını istemiştim. İsterseniz öyle başlayalım, sonra inmeyle, sonra şeker hastalığıyla devam edelim. Şimdi tabii senin programında insanları bilgilendirirken şunu yapmayın, bunu yapın, bunu yapmayın, bunu yapın diyen hekimlerin aslında önce kendilerinin örnek olması lazım. Hocam. Bu konuda senin bize ve ekibinin özellikle bana katkıları çok büyük. Ya ben de anlatırken hakikaten hastamın biri bana dedi ki bir gün, ya hocam çok güzel şeyler anlatıyorsunuz ama sizin de göbeğiniz var. Utandım. Yani hakikaten hak verdim. Ne yaptım? Yaklaşık 4-5 ayda 16 kilo verdim. İşte 54 bedenden 48 bedene düştüm. Ne yapıyordunuz da ne yapmamaya başladınız? Şimdi, bile bile yaptığımız yanlışlar da var. Tabii şimdi herkesin bir bahanesi var. Yoğunluğu bahane ediyoruz ya. Ya çok yoğunum. Evet. Akşam eve geliyorum, çok yorgunum. Yürüyecek dermanım yok. Eve gelince aman diyorum, oturuyorum. Bahane çok tabii. Çok sedanter yaşadık aslında. Evet, yoğunuz. Ameliyatlara giriyoruz. Hasta bakıyoruz ama yürüyüş yok. Baktığın zaman 2000 adım atmıyorum gün içerisinde. Hareket yoktu. Hareket yoktu. Bir de beslenmemize ne kadar dikkat etsek de, işte biraz önce çok güzel şeyler, Bursa'nın yemeklerini gösterdin. Anadolu mutfağı en büyük suçlu. Çünkü biz Anadolu insanı buğdayı ya da unu ve eti çok seviyoruz. Ve ikini birleştirip geleneksel lahmacunu çok seviyoruz. Ya da bayılırım. Pideyi çok seviyoruz. Bayılırım. Ya da mantıyı çok seviyoruz. Ya bayılırım. Da böreği çok seviyoruz. Bizim bu annelerimiz o kadar da güzel yapıyor ki. Çok. Dolayısıyla kilo vermek için insanlar bazen şu eleştiriyi de yapıyor. Hocam bu geçim sıkıntısında spor hocasına mı gideceğim, işte diyetisyene mi gideceğim? Yok kardeşim, bedava. Ben bedava yaptım. Bakın size çok basit anlatıyorum. Buğday yemeyeceksiniz. Buğdayla yapılan hiçbir şey yemeyeceksiniz. Neler var? Hocam beyaz ekmek zaten glisemik indeksi yüksek. Ben tam buğday yiyorum, ata tohumu yiyorum, Alman çavdarı yiyorum. Hepsi bir safsata. Şeker hastası ya da kilolu insanlar unlu mamul yemeyecek. Bak, bunun altını çiziyorum. 2. Makarna yemeyecek. Türkiye makarna yemede dünya şampiyonu. Yemeyeceğiz. Bulgur pilavı. Biz eskiden, sen de bilirsin, aman pirinç pilavı yemeyin şeker hastaları. Bulgur yiyin, bulgur daha iyi. Yok kardeşim, bulgur da göbek yapıyor, kilo aldırıyorsa sonuçta buğday. 2. Meyveden uzak durduk. 3. Karbonhidratı hayatımızdan tamamen çıkardık ve en güzeli de yürüdük. Hareket Her ettik. Gün yürüdüm. Yürümeyince kendimi rahatsız hissediyorum şu anda. O noktaya geldiyseniz hocam gerçekten gözle görülür bir Yani hocamız daha genç, daha dinamik, daha enerjik görünüyor. Biz uzun zamandır birlikte program yapıyoruz. Şu kadarcık bir katkımız olduysa program olarak ne mutlu bize demek istiyorum. Şimdi görüntülerimize dönecek olursak, amcamız eşiyle tartıştıktan sonra bir inme geçirdiğini söylüyor. O zaman günün en önemli sorusunu hocamıza soralım. Biz bu stresi, bu üzüntüyü böyle bir ortamda, böyle bir dünyada yaşarken nasıl kontrol edebileceğiz? Ve stres ve üzüntü inmeye ve aynı zamanda kalp krizine neden oluyor mu? Yani bir kere stresin ya da öfkenin en büyük vücuttaki belirtisi yüksek tansiyon. Tabii. İnme hastalarının %99'unun ortak paydası, şöyle ortaya baktığın zaman yüksek tansiyon. Ortak payda maalesef. Tabii. Çünkü hocam babam inme geçirdi ama zaten tansiyonu da vardı. Sonra ne oldu? Hocam bir üzücü haber aldı. Sonra ne oldu? Tansiyonu ölçemedik. 200'ü geçmiş, 250, 300. Of. Ne oldu sonra? Şuuru gitti, dili dolandı. Peki kardeşim önceden bir belirtisi yok muydu bunun? Valla arada bir dili dolanıyordu ama biz yaşlılığa vuruyorduk. İşte gözünde bir önce anlattım ya. Yani görmesi gidiyor. O kadar önemli kataraktı var zannettik. Ya bir kere şunu lütfen iyi dinleyin. İhtiyar insanlar ya da yaşlı insanlar madenin cevher hali. Ben bunu her yerde anlatıyorum. Bizim için çok kıymetli. Bizim medeniyetimizde yaşlılar baş tacımız. Bakın Mimar Sinan gibi büyük usta Selimiye gibi bir şaheseri 87 yaşında bitirmiş. 82 yaşına başlamış, 5-6 yılda bitirmiş. Bugün tarihe baktığın zaman bir sürü, bugün mecliste de 80 yaşını, 70 yaşını geçiren liderlerimiz var. Yani biz yaşlı insanlar atıl, kenara at, emekli oldun sen, çekil kenara dememeliyiz. Biraz önce çocuklarla ilgili bir şeyler anlattık ya, işte sosyal medyaya giriyorlar, bilişim uzmanı çok güzel anlattı. Yaşlılar için de bu çok önemli. Yaşlılarla çocuklar birbirine benziyor arkadaşlar. İkisinin de fizyolojisi birbirinden farklı. Erişkin normal bir insanla yaşlı bir insanın ya da çocuğun fizyolojisi, beslenmesi, her şey, hastalıkları çok farklı. O yüzden bizim tansiyon niye çok önemli? Biraz önce anlattım. İnme yapıyor ya, çok önemli. İşte o bey amca evde eşiyle tartışıyor. Birden tansiyonu yükseliyor. Ya. Beyin kanaması. Ben sana bir bilgi daha vereyim. Buyurun. Dünya ölümlerinin totalinin %12.4'ü inme. Evet. Ve şu anda yoğun bakımda yatan hastaların neredeyse %40'ı hatta belki yarısı inme hastaları. Türkiye'de her yıl 150 bindi bundan 5-6 yıl. Şu anda 180 bin, 200 bine kadar çıktı. Evet. İnme ya da inme hata geçiren insan var. Hocam dünyada inme riski İstatistiğiyle ilgili hazırladığımız bir görüntülü haberimiz var. Onu da kısacık izleyelim lütfen. Anlama güçlüğü, ağız köşesinde çekilme, kol ve bacaklarda tek taraflı uyuşma ve ansızın gelen bir göz kararması. Son günlerin artan hayati tehlikesi inme. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 15 milyon kişi inme geçiriyor. Bunların yaklaşık 5 milyonunu kaybediyoruz. 5 milyon kişi ise hayatta kalsalar bile kalıcı sakatlıklarla karşı karşıya kalıyor. İnme, beynin bir kısmına kan akışının kesilmesi sonucu meydana geliyor ve bu durum genellikle bir pıhtı tarafından tetikleniyor. 2020 yılında inme sonucu ölümler dünya genelinde 3. sırada yer aldı. Sağlık sistemleri için büyük bir yük oluşturan inme, aynı zamanda bireylerin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiliyor. İnme riskinizi anlayabilir misiniz? Dünya Sağlık Örgütü'ne göre inmelerin yaklaşık %87'si iskemi, yani pıhtı kaynaklı inmeler. Araştırmalara göre kadınların inme geçirme riski erkeklerden yaklaşık %20 kat daha fazla. 55 yaş üstü bireylerde inme riski her 10 yılda bir 2 kat artmakta. Yüksek tansiyon inme riskinin en önemli belirleyicilerinden biri ve hipertansiyonu olan bireylerde inme riski 3 kat daha fazla. Ayrıca diyabet, aşırı kilo ve obezite, sağlığa zararlı alışkanlıklar da inme riskini artırıyor. İnme ve pıhtı atmasının önlenmesi için hayat tarzı değişiklikleri oldukça önemli. ülkelerimizde inme geçiren 5 milyon kişi hayatta kalsa bile kalıcı sakatlıklarla karşı karşıya kalıyor diye bir bilgimiz de var. İnme geçirenlerde hangi kalıcı sorunlar oluşuyor? Bir, az önce hocamıza sordum, tekrar burada yayında da sormak istiyorum. Tansiyon hapını kullanan, tansiyonu kontrol altında tuttuğunu düşünen bir kişinin inme geçirme olasılığı %kaç? Tansiyon riski olmayan, yüksek tansiyon hastalığı olmayan birinin inme geçirme olasılığı şu anda %kaç diye. Şimdi ben şu değişi söylemek istiyorum. Çinli Buyurun. Bir tıp adamı milattan önce 2600 yılında yazdığı bir kitabede girişe şu cümleyi yazıyor. Kötü doktor mevcut hastalığı tedavi eder. Ortalama doktor hastalık belirtilerini tedavi eder. İyi doktor hastalığı önleyen doktor. Olmasın. Hastalık oluşmadan önleyen doktor. Hı hı. Biz burada iyi doktorluk yapmaya çalışalım. Yoksa mevcut hastalıkla ilgili hakikaten inmeyle ilgili tedaviler çok gelişti. Ve inme merkezleri belli, oluştu. Evet, var yapılacaklar. Bizim hedefimiz belli. Senin dediğin gibi önce önlemek. İnsanları buradan bilgilendirmek. Şimdi yüksek tansiyonu olmayan hasta inme geçirir mi? Geçirebilir. Çünkü inmenin %80 sebebi beyne bir pıhtının atması. %60 kaynak şah damarı, %20 kaynak kalpte ritim sorunu. Hep anlatırım. Ritim bozukluğu olan bir insanın yüksek tansiyon olması gerekmiyor. Gerek yok. Oradan pıhtır serseri mayın gibi beyne atabilir. Tamam. %20 hastada da işte Ebru Gündeş hastalığı diyoruz ya, baloncuk olabilir, işte tümör olabilir, beyin ameliyatları olabilir. Onlar da %20, yani küçük bir oran. Bunlar tansiyon olmadan da olabilecek rahatsızlıklar. Ama %80'inin maalesef tansiyon riski var. Var. Kalp ritmi de az önce önemli. Bayanlarla ilgili de söyleyeyim. Orada güzel bir şey söyledin. %20 bayanlarda biraz daha fazla görülüyor dedin. Evet, onun sebebi de şöyle. Göre, evet. Bayanlarda 35 ila 45 yaş arası gebelikte, özellikle preeklemse, eklemse dediğimiz hani yüksek gebelik tansiyonu var ya. Orada da. 2 doğum kontrol hapları. Bunlar maalesef riskleri arttırıyorlar. 3. de Takayashi denen bir damar iltihap hastalığı var. Takayashi vasküliti deriz. Nabızsızlık hastalığı. Hastanın nabzını hiç alamazsın, tansiyonu ölçemezsin. Aort damarı göğüs bölgesinde beyne ve kollara dallar verir. Maalesef damar iltihabı olduğu için dallar tıkanır. Mesela genç bayanlarda inmeyle gelir, bir bakarsın damar iltihabı, Takayashi vasküliti. Mesela onu da soracaktım, genç insanlarda da görülemiyor. Tansiyon problemi şimdi 70 yaş hastalığı olmaktan çıktı. Yani bu öfkeler, öfke patlamaları, sinirli olmamız, stresle baş edemememiz kaynaklı olması sebebiyle. Ama gençlerle ilgili bir şey daha söyleyeyim, Lütfen. Hızlıca söyleyeyim. Tabii. Enerji içecekleri, cinsel gücü arttırıcı ilaçlar, işte uyuşturucu kullanımı, maalesef bunlar inme sebebi. Evet. Stresle ilgili şimdi 21 ülkeden 100.000'i aşkın kişi üzerinde bir araştırma yapılmış. Araştırmada işteki stres ve maaş kaygısı gibi ekonomik endişelerin kalp krizi ve felç riskini %30 oranında arttırdığı sonucuna varıldı. 10 yıl boyunca süren çalışmada aşırı stres altındaki kişilerin daha genç ve daha yoksul ülkelerde yaşadıkları görüldü. Yani bu stres yönetimiyle ilgili de aslında öğrenmemiz gereken çok fazla şey var diye düşünüyorum. Bununla ilgili bir yayın daha söyleyeyim sana. Lütfen. Amerika'da yapılmış 250.000 kişi üzerinde 5 yıl takip edilmiş, anksiyetesi yoğun olan, evhamlı olan ya da stresi karşılayamayan insanların kalp krizi ve inme riski maalesef bunlarda yüksek bulunmuş. Evet. Yani stres tabii ki çağımızın en büyük sorunlarından bir tanesi ama yönetmeyi öğrenebiliriz en azından. Peki ama inmeden stres haricinde nasıl korunacağız? Genetik faktörler de inme riskini tetikliyor mu? Benim ailemde vardı, dedemin dedesinde vardı ama annemde babamda yoktu. Yani nereye kadar bakmalıyız genetik derken? Şimdi şöyle, özellikle genetik pıhtılaşma bozukluğu olan insanlar oluyor. Mesela erken yaşta hık dedi, hocam akciğer embolisinden öldü ya da hocam hık dedi, şahtlama inme oldu. Hocam 20 yaşında amcam birden vefat etti. Ya da hep senin yayınlarında söylüyorum, hani çocukların 10-12 yaş arasında bir kere dahi olsa kanlarında, lipitlerine, kolesterollerine baktırın. Niye? Doğru. Ailevi hiperlipidemi hastalığı nadir görülür ama görülür. Bu insanlar da erken yaşta inme, kalp krizi maalesef geçirebilirler. Bunlarda genetik yapı çok önemli. Peki. Hocam süremizin sonuna geldik. Umarım ve yine umarım değilim, yani umuyorum ayrı ve biliyorum ki siz de bu konuda izleyenlerimizi bilinçlendirmeyi çok istediğinizi, en kısa zamanda tekrar hocamızla yan yana gelmeyi umut ediyoruz. Profesör Doktor Yusuf Kalko hocama çok teşekkür ediyorum ve bir alkış rica ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık diyorum. Ve ben buradan mutfağımıza doğru gidiyorum. Bursalı hanımlarımız bugün bizlerle beraber demiştik. Şekersiz yaban mersini reçeli nasıl yapılır bir öğrenelim. Bir de börek mantığımız vardı ki hem börek severler hem mantı severler ekranlar başına geçsin demiştik. Buyurunuz efendim, başlıyoruz. Hemen başlayalım. Vallahi kim istiyor? Ben şekersiz yaban mersini merak ediyorum reçeli. Tamam, döküyorum. Yaban mersinlerimizle başlayalım. Çünkü kaynamaya başlayacak ya, o yüzden. Tamam. Hemen koymamız gerekecek. Koyduk yaban mersini. Ve suyunu da koyacağız. 1 bardak su daha. Yani 2 çay bardağı gibi de ben ona göre koyacağım. Açabilir miyiz şeyi? Bunu güzelce böyle yaban mersinlerimizi kaynatacağız. Bu sırada da kaynarken şey koyacağız. Chia tohumunu koyacağız. Chia tohumu kullanıyorsunuz. Vay. Evet. Hem kalp hastalığı için çok faydalı olduğunu biliyorum. Hem de şey için. Kıvam versin. Güzel diye bir müsilajı var onun, değil mi? Evet, çok güzel kullanılıyor. Diye, evet. Ne kadar koyuyorsunuz o kadar? Şöyle 2 çay kaşığı. Yaban mersine 2 çay kaşığı yani da. Yani zarar olmadığı için chia koyabiliriz. Tabii evet ki. O şeyine, kıvamına göre. Öyle kaynayacak, hiçbir şey yapmıyoruz. Çok güzel. Güzel güzel kaynamaya bırakıyoruz. Evet. Şimdi de börek mantısına geçebiliriz. Evet. Buyurunuz. Yufkayı ıslatıyoruz. Ünzile ablacığım. Evet, yufkayı sonra ıslattık. Evet, sonra nasıl kavrulmuş bir iç hazırlamıştık? Soğan, karabiber, kırmızı biber, evet, kıyma kavurduk içine. İçine. Evet. Bu yufkanın bir özelliği var mı? Bu yufkayı sürekli yapıyoruz yani, Bursa'ya ait de diyebiliriz. Ramazanlarda. Çok eskiden Fatma ablacığım yapılıyor. Yani eskiden beri olan bir şey. Ekmek olmadığında Ramazan'da ekmek yerine geçer. Böreği yapılır, tatlı böreği yapılır, bir sürü şey yapılır. Börek mantısı. Börek mantısı. Evet. Kim çıkarmış börek mantısı diye? Merak ettim. Sizin bir ürününüz değil mi? Evet, bizim ürünümüz. Ya böreği ayrı mı yapalım, mantıyı mı ayrı mı yapalım? İkisini bir arada. Mükemmel fikir. Hem kolay. 50.000 kalori değil mi Fatma teyze? Evet, kalori var. Ama arada bak, hocamız da söyledi. Her zaman değil. Her zaman değil. Ama bu bizim hem önemli yöresel, sevdiğimiz coğrafi işaretli lezzetlerimiz, bunlara da her zaman sahip çıkıyoruz. Mesela benim sahip çıkmak istediğim yani çok şey var mesela burada. Silör. Silör. İsmine de bayılırım. Kendisine de bayılırım. Sürekli tüketir miyim? Hayır, ama değil mi? Bursa'dan gelmişler. Mis gibi yapmışlar. Bunu ısıtıp güzelce afiyetle yiyebiliriz. Sarmalarımız, şöyle gezelim birazcık. Burada kuskusumuz var. Orada hanımlarımız kuskusu hazırlıyorlar. Şöyle onlara da minicik bir bakalım. Daha önce böyle bir deneyimim olmuştu. Ekranları başındaki izleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Kuskusu yapmaya kalkmıştım. Ne kadar zor, ne kadar meşakkatli. Ama müthiş de keyif veren bir şey. Evet. Ne kadardır bunu, bu hareketi yapıyorsunuz ve daha ne kadar yapacaksınız? Hemen şöyle mikrofonu uzatayım. Mikrofonlarınız varsa buyurun. Bu herkes mavi gözlü, herkes yeşil gözlü, mavi gözlü. Maksimum Ela. Buyurun. Yani merhaba. Merhaba. Biz Doğancı Köyü'nden geldik. Özellikle daha önce de sizinle burada yıllar önce de kuskus yapmıştık. Yani bir de sizle mi yapmıştık? Evet, bizimle yapmıştınız. Bizim ekiple yapmıştınız. Bak diyoruz ki yapmıştınız. Harika. Evet. Çok güzel. Yani ne kadar sürüyor bu kuskusun yapımı? Biz bunu bayağı bir emek, bunun şeyi elektir. Şu elek aslında, kadın eliyle elek. Evet. Şu kalbur dediğimiz, bunda deri şeyle yapılmış, orijinal. 3 elekten geçiyor Hacer Hanım, değil mi? Of, evet. Of. Yani 3 kere elekten geçiyor bu. Tohum çıkıyor. Sonrasında ara tohum. Sonra iri. Sonrasında taneli oluyor. Yani sabah başlıyoruz akşama kadar. Akşama kadar. O kuskusu yerken bir kere daha düşünün. O kuskusu yerken yapılan emeği göz ardı etmeyelim. Sizler sayesinde biz de görmüş olduk. Az sonra devam edeceğiz ama hemen diğer konuğumu da davet etmek istiyorum. Bugün birazcık da göz sağlığımızı konuşalım. Sinan Göker hocamız bizlerle beraber. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Valla gayet iyiyim. Bir tek kartlarım yok. Ama pek bir önemi yok. Yok yani. Evet hocam. Neyle başlayalım isterseniz? Önce göz kusurlarından, bir kataraktan bahsedelim. Katarak kaç yaşında görülmeye başlanıyor ve katarakla ilgili yapılan tedavi yöntemlerine bir konuşalım. Şimdi katarak aslında gözün içindeki lens dokusunun eskimesi. Evet. Dolayısıyla ileri yaş hastalığı. Fakat şu anda yani normalde eskide 60-70-80'li yaşlarda görürken şu anda ortalama 50'li yaşlara indi katarak yaşı. Fakat 40'lı ve 30'lu yaşlarda da artık sıklıkla katarak hastaları görüyoruz. Yani bir yaşlandığımızda Çağla nasıl herkes katarak olacak diye bir şey var mı? Yoksa genetikte de varsa, ailede görüldüyse, ya çok ileri yaşlarda görüldüğü için hani genetik faktör ne kadar rol oynuyor? Artık genetik faktör eskiden belki şeydi ama şu anda daha çevresel faktörler daha öne çıktı. Dolayısıyla ortalama yaş zaten yani 60-70'lerden 50'ye indi. Dolayısıyla artık genetik falan kalmadı. Asıl önemli şu, yani bilgisayar kullanımı falan da önemli değil. Yani bu bir etki değil, değil mi? Etki değil yani, kataraktı arttırmıyor. İşte güneşe maruz kalma, ultraviyole biraz arttırabiliyor ama asıl en önemlisi işte çevresel faktörler, bu hormonlu gıdalar, işte pestisitler, yani kanımızda, insan bedeninde aşağı yukarı ortalama 300 gram mikroplastik varmış. Geçen gün okudum ben de. Yani beyinde dahi var. Yani bebeklerin var. Beyin dokusunda bile mikroplastik var. Anneden geçiyor yani herhalde. Mi? Yok işte artık. Yoksa mamadaki mamayı şeyin içinde veriyor. O da kabın ya, içerisinde. Plastik, evet, yani bir sürü kullanılıyor bir şekilde. Dolayısıyla bunun yanında yüzlerce başka madde var. Dolayısıyla işte hava kirliliği, su kirliliği falan yani. Tamamen korunmak zaten mümkün değil. Vücudumuz bir şekilde tolere ediyor bir yere kadar. Evet. Değil mi? Peki kataraktın ilerlemesini durdurmak mümkün mü teşhis edildikten sonra, yoksa bu başladığı zaman aldı başına gidebilen bir şey mi? Bir de görmede nasıl hissettirir bize katarakt? Dışarıdan görüntüsünü bir tık daha iyi biliyoruz ama görmede ne hissettiriyor? Bulanıklık mı, karanlık mı? Dışarıdan da aslında en son safhada belli oluyor. Yoksa normal bir kataraklı hastasını kimse dışarıdan bakıp pek anlayamaz. Ama kişinin kendi görmesi, işte kataraktın tipleri var, ona göre değişiyor. Ama normalde genel olarak bir bölmede bulanıklık. Yani hastalar bir kısmı gözlük numaram ilerledi gibi geliyor yani. Yani daha bulanık görmeye başlıyor. Gözlükten değil kataraktan olabiliyor diyoruz. Bazılarında mesela güneşli havada birden böyle çok sisli görüyorlar. Yani parlak ışık olduğu zaman. Bazıları loş ışıkta, böyle karanlıkta falan ışıklar dağılıyor, patlıyor. Kataraktın tiplerine göre değişiyor. Başlangıçta mı olmak lazım? Nasılsa başladıktan sonra ilerleyeceği için birazcık beklemek mi daha doğru sizce? Şimdi şöyle, aslında ben de bir sürü hasta, çok sayıda eski beklemiş katarak gelmeye başladı. Onun için bu konuya özellikle değinmek istiyorum. Eski kataraktın beklemenin bir faydası yok katarak ameliyatına. Aslında bir zararı var beklemenin. Çünkü bir katarak ameliyatı süresi uzuyor ve zorlaşıyor. Özellikle deneyimli bir hekim değilse komplikasyon ihtimali artıyor. Dolayısıyla ayrıca da daha önce katarak ameliyatının olmanın da bir yararı var. Yani bir sakıncası olmadı ki, bir yararı var. Bir de faydası neymiş? Faydası da yakını görmeye başlıyor kişiler. Yani yaşa bağlı yakın görme problemi aynı zamanda bir katarakta yapılan bir operasyon. Evet. Değil mi? Yani katarak ameliyatında gözün içindeki kendi puslanan, bulanıklaşan lensi çıkartıp yerine yeni bir şeffaf sentetik bir lens takıyoruz. Şimdi bu lenslerin eskiden tek odaklı tipleri takılıyordu ve dolayısıyla kişiler tamam, görme netleşiyor, uzak numarada düzeliyor fakat yakında okuma gözlüğü kullanıyordu. Şimdi bu da giderildi artık çok odaklı lensler sayesinde. Dolayısıyla bu çok odaklı lensler aşağı yukarı 19 yıldır ülkemizde uygulanıyor. Yakını, orta mesafeyi ve uzağı hastalar çok rahatlıkla görebiliyor. Bunlar ilk çıktığında performansları o kadar iyi değildi. Fakat şu anda hakikaten o kadar iyi oldu ki yani hasta memnuniyeti çok arttı. Dolayısıyla bunu katarak olmayan ve yaşa bağlı yakın problemden kurtulmak isteyen hastalara da artık yapmaya başladık. Yani iyi değildi o zaman, şimdi iyiydi demenizin sebebi bir tanesi çok iyiydi, diğerleri o kadar iyi değildi gibi mi? Yok, genel olarak hepsinin teknolojisi tabii. Yani mesela geceleri çok ışık parlıyordu. Yani hasta neredeyse araba kullanamıyordu. O giderildi. Çok aza indirildi. Uzak görme, yakını görme performansı o kadar iyi değildi mesela. Görüyordu ama işte süper en küçük yazıları görmüyordu. Şimdi hastalar en küçük yazıları görebiliyor. Yani ilaç prospektüslerini okuyabiliyorlar yani. Hastalarımı kıskanıyorum ben bazen. Yani ben de biraz görüyorum ama o kadar değil. Dolayısıyla bu kadar memnun edici, yani hastamiyeti bu kadar yüksek olan bir şey için artık beklemeye de bir gerek yok. Faydası yok. Bunları konuşurken tabii ki şu soruyu da sormamız gerekiyor. Riskleri var mı bu ameliyatın? Evet, tabii. Şimdi bu katarak ameliyatı lazer gibi değil. Onun için mesela bu akıllı mercek operasyonunu hani kime yapıyoruz? 40 yaşa bağlı yakın problemi başlamış kişilere. Bu da 40 yaşından sonra başlıyor. Dolayısıyla bu akıllı mercek operasyonu 40 yaşın üzerindeki kişilere yapılıyor. Ama ben duyuyorum bazı arkadaşlar hani hastaya teklif ediyorlar. 40 yaşın altında da yapılması doğru değil. Çünkü bir takım riski var. Yani çok az da olsa bir takım riskleri var. Bir göz içi ameliyatı. Yani gözün içine giriliyor. Göz merceği çıkarılıyor. Yeni bir mercek takılıyor. Dolayısıyla mesela lazer bir göz aslında dışı ameliyatı. Aslında yapılsa yapılır da mı? Efendim? Yani genç insanlarda da. Yapılabilir. Ama çünkü gençlerdeki bu göz bozukluklarını lazerle daha basit bir şeyle düzeltebiliyoruz. Göz dışı bir operasyonla. Yani lazer göz dışı. Bildiğimiz miyopu mesela düzeltmek için kornea tabakası gözün dışındaki. O tabaka ile ilgili yaptığınız başka bir şey var ama bu tabakası, göz içi. Gözün içine girmiyor. Onu bir lazerle mesela 8 numara miyop veya 10 numara miyop mesela. 10 numara miyopa lazer yapmıyorlar. Ben yapıyorum. Çünkü lazer yani çok daha emin bir yöntem. Ama hem lazerle yapabilirsiniz hem göz içi mercekle yapabilirsiniz. Genç bir insana. Şimdi genç bir insanda katarak da yok, yakın problemi de yok. Niçin yani göz içi bir ameliyatı yapalım? Dolayısıyla tercih edecek bir şey değil. Onun için bu mercek operasyonu 40 yaşın üzerindeki kişilere yapılıyor. Çünkü yakın problemi başladığı için. Operasyon ve operasyon sonrası iyileşme sürecinden birazcık bahsedelim. Operasyon aslında bayağı kolay ve hızlı bir ameliyat. Yani aşağı yukarı 10 dakika sürüyor ortalama diyelim. Damla ile uyuşturuyoruz. Hiçbir şekilde ağrı hissedilmiyor. Damardan sakinleştirici veriyoruz, sedatif. Hastalar ameliyat olduklarını anlamıyorlar bile. 10 dakikada bitiyor. Birer birer yapma, yani genel eğilim aslında birer birer yapmak. İyileşmesini beklemek ne? Yani bir hafta arayla mı yapılıyor? Yani ideali, 3 gün arayla mı? İdeali bir hafta ama 3-4 gün sonra da yapılabiliyor. Çünkü ilk göze taktığımız lensin numarası tam olarak oturdu mu oturmadı mı onu anlamak 2-3 gün, 4 gün sürüyor. Dolayısıyla onu anladıktan sonra ikinci göze takacağımız merceğin numarasını ilk gözün merceğin numarasına göre ayar yapıyoruz. Onu tam sıfır yapma şansımız oluyor. Ama o zaman biri sıfır öbürü birazcık kalıyor oluyor. İşte o kalanı yani ben normalde lazerle düzeltiyorum. Anladım, sonrasında karıştırdım. 4 ay sonra lazerle sıfıra çekiyorum ama iki gözü düzeltmektense şu an bir gözü düzeltiyoruz yani. Doğru. Peki katarak ameliyatında uygulanan mercekler neler? Bir de bu çok odaklı mercekler dünyada ve ülkemizde ne kadar zamandır kullanılıyor? Çok odaklı mercekler 19 yıldır kullanılıyor. Dünyada? Yok, ülkemizde 19. Dünyada da aşağı yukarı 22-23 yıldır kullanılıyor. Şimdi bunların tipleri bir tabii en eski olan tek odaklı var. Tek odaklı yakın okuma gözlüğü kullanmak gerekiyor. Sonra iki odaklılar çıktı. İki odaklı da yakın, yani okuma mesafesi 30-40 santim ve uzak var. Ama orta mesafe aşağı yukarı 60-70 santim şöyle bir mesafe biraz bulanık oluyor iki odaklı da. Sonra üç odaklılar çıktı. Üç odaklılar da artık iyi bir hale geldi. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Her üç odaklı marka, firma, üç odaklı diye dizayn edilip üretiliyor ama üçüncü odağı göstermiyor maalesef. Yani enteresan. Üç odaklıya satılıyor. Doktorlar şey yapıyor. Üç odak yok yani. Görmüyor aslında. Dolayısıyla bunların da tabii farkları var. Yani en iyi gerçekten orta mesafeyi gösteren tek bir Amerikan markası var. O da belli bir marka. Tabii isim söylemeden devam ediyoruz. Şimdi akıllı. Bir de bir şey daha var. Bu üç odaklının dışında add-off diye bir ara bir lens daha var. Yani tek odaklıyla iki odaklı arasında. Şimdi bunun halkalar yok lensin içinde. Dolayısıyla gece ışık parlaması hiç olmuyor diye hastalara sunuluyor, takılıyor. Fakat bu işte ama orta mesafeyi gösteriyor. Ya da aslında günlük yaşamınızı idare edersiniz. Hem ortayı çok göstermiyor, yakını hiç göstermiyor. Hastalar tekrar yani çok sayıda hasta bana geliyor. İşte doktor bey bana işte böyle takıldı, ortayı görecektim ama ben yakını okuyamıyorum. Yani yakını tekrar okuma gözlüğü takıyor. Tamam. Gece hiç ışık parlaması, zaten yeni lenslerde de pek ışık parlaması çok olmuyor. Olursa da geçiyor ama sırf bunun için yakını o zaman okumuyor hasta. Gene yani çok hastada ben bunları çıkarıp tekrar 3 odak taktım, hastalar oldu. Dolayısıyla add-off deniyor bunlara. Belki bu ismi kullanmıyor olabilir doktorlar ama yani halkasız, parlamıyor diye takılan lensler yakını göremiyorsunuz. Bunlara çok dikkatli olmak lazım. Peki. Akıllı lens uygulaması sonrasında gözde taktınız hocam, bir uyumsuzluk, bir yan etki, bir ne bileyim memnuniyetsizlik oluyor mu? Olursa merceği mi komple değiştiriyorsunuz yoksa onun üzerinden mi devam ediyor işlem? Tamam. Şimdi merceği değiştirmeyecek. Bir kere bu bazı lensler var. Bu lenslerde hakikaten hastaların, yani bir marka var, çok da bilinen bir marka, söyleyemeyeceğim. Evet. Burada. Ben onu mesela takmıyorum. Hastanın %20'si çok şikayetçi oldu. Yani. Ne gibi şikayetler oluyor mesela yapıldıktan sonra? Belli mesafeyi göremiyor. Mesela yakını görüyor, çok uzağı da görüyor ama orta uzağı göremiyorum. Yani karşıdan gelen kişiyi tanıyamam. 15-20 metre mesafeyi göremiyor. Yani çünkü çok odaklar var ya. Bu odaklar öyle bir dağıtılmış ki hani tamam yakın güzel, orta güzel ama uzak orta iyi değil filan gibi. Bazılarında, bazı lenslerde gece ışık parlaması çok olabiliyor. Teknolojisiyle ilgili iyi olmayan lenslerde. Sonra bazı lenslerde bir böyle sisli görme olabiliyor. Onun için bu lens kalitesi ve lens seçimi çok gerçekten önemli. Çok önemli. Çünkü o lens oraya takılıyor ve yani bir 6 ay içinde geri değiştirebiliyor ama ondan sonra artık yapışıyor oraya. Yani bir yıldan sonra çok zor değişmesi, çok da riskli. Onun için değişmiyor. Ömrünün sonuna kadar o lensle yaşıyor. Ay. Dolayısıyla yani lens seçimi gerçekten önemli. Bir de bu 2050 yılına kadar insanların neredeyse yarısı miyop olacak haberimiz var. Çinli araştırmacılar tarafından yapılıyor bu araştırma. Ve 2050 yılına kadar %40'a kadar bir oranda gençlerin miyop olma ihtimalinin bulunduğu açıklanmış. Siz bu araştırmayla ilgili bir fikriniz var mı? Ya bunun orijinali aslında %40'ı %50. Yani 2050 yılında toplumun, popülasyonun %50'si miyop olacak. Şu anda %30 bu oran. Ama bizim batı toplumlarında %30, uzak doğuda %50. Yani Çin'de falan %50, her iki kişiden biri miyop zaten. Yani Çinli falan deyince, Japon falan, hani düşünün aklınıza hemen gözlüklü birisi gelir yani. Çok doğru, gözlük, %50 yani. Doğru. Onlar da daha da artacak tabii. Ama batı toplumu da %30'dan %50'ye çıkacak. Çok müthiş bir yükseliş. Onlar tabii Çin'de çok fazla olduğu için onlar çok araştırma yapıyor. Neden oluyor, nasıl ilerliyor falan ama... Bu ilerleme sebebinden, yani neden böyle olacak? Nedenmiş peki bu, yani buna bu kadar araştırdılarsa sebepleri var mı? İnsanlar artık çok yakın bakma saatleri çok arttı. Yani gün içinde. Telefona bakma, bilgisayara bakma. Telefon, bilgisayar, okuma falan yani. Dolayısıyla yani okuma ve çalışma dışında da hani vakit geçirmek ve eğlenmek için de insanlar artık telefona, tablete bakıyor. Doğru. Dolayısıyla... dışarıda eskiden bu kadar bakılmıyordu. Dışarıda vakit geçiriliyordu. Dışarıda çıktığınızda göz uzaklara bakması lazım. Yani mesela o kaslar mı yumuşuyor hocam? Aynen. O görme yetisi kaslar ondan mı oluyor? Tam tersine. Ne oluyor? Yakına bakınca akomodasyon yapıyor. Böyle yapıyordu. Gözün içindeki kaslar, sklera, o beyaz kısmı çekiyor. Dolayısıyla orası artık esniyor, büyüyor. Yani miyop da göz büyüyor, uzuyor. Yani 1 milimetre göz uzadığı zaman 3 miyop oluyorsunuz. 2 milimetre uzarsa 6 miyop. 3 milimetre uzarsa 9 miyop. Tamamen gibi. Matematiksel bir şey yani. İlerliyor. Peki. Operatör Doktor Sinan Göker hocamız bizlerle beraberdi. Hocam teşekkür ediyorum verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Biz reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra mutfakta buluşuyoruz efendim, buyurun. Evet, yayınımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bursa'dan misafirlerimiz vardı. Çok çok teşekkür ediyoruz hepiniz. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Tekrar börek mantımız keselim. Evet. Yüzlü abla keselim. Tamam. Kokuttun orada, göz konuşuyorum. Bütün konsantrem alt üst oldu. Tereyağının mis gibi börek kokularından. Börek mantımızı Ünzül ablamız keserken Fatma ablacığım, istersen selamlarınız vardı, onları da gönderebiliriz. Buradan köye biz de selamlarımızı iletelim. Buraya gelemeyenler de varsa, emekleri geçen herkese selamlar, sevgiler diyelim. Buyurun. Aynen. Biz de geride kalan arkadaşlarımızın hepsi selam var. Size de, herkese de. Bizi bir davet ettiğiniz için size öncelikle, Berna Hanım'a, Osman Gazi Belediye Başkanımıza bizi buraya ulaştırdığı için ona da teşekkür ediyoruz. Oh, iyi ki geldiniz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Biz de sizi davet ediyoruz. İnşallah. Bekliyoruz kahvaltı salonumuza. İnşallah. Ağırlamak çok isteriz. İstiyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere. Tekrar diyorum, yayınımızı da kapatıyoruz efendim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.